Atakan Kayaları Türkiye'ye tanıtan videoyu paylaşan Fethi Çağıl ızdırap çekiyorum dedi. 5 ayda okuduğu 250 kitap ve felsefe üzerine yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayaların videosunu sosyal medyada paylaşan Fethi Çağıl bunu ilk paylaşan viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum. Tüketmeyelim ne olur dedi. Sosyal medyada okuduğu felsefe kitapları ile ilgili yaptığı yorumlarla bütün dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın videosunu paylaşan spiker, moderatör, yayın danışmanı Fethi Çağıl, çocukla ilgili sosyal medyada yorum yapan kişilere seslenerek bunu ilk paylaşan viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum, tüketmeyelim ne olur ifadelerini kullandı. Fethi Çağıl yaptığı açıklamada Atakan Kayalar ile yeni çıkan kitaplara göz atmak için girdiği kitap evinde tanıştıklarını anlattı. Felsefe reyonunda gördüğü Atakan'ın toplum sözleşmesi adlı kitabı okuduğunu söylemesinin kendisinde şok etkisi yarattığını dile getiren Çağıl bunun üzerine yaklaşık iki saat kitap evinde kaldığını ve çeşitli konulardan konuştuklarını söyledi. Atakan'a kitap hediye etmek istediğinde çocuğun Kant ile ilgili bir felsefe kitabını seçtiğini anlatan Çağıl, kendisinin ise annesinin çocuğun uyumadan kitap okuduğunu anlatmasından etkilenerek ona uyku ile ilgili bir kitabı hediye ettiğini aktardı. Bu kadar izleneceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Sosyal medyada kitap okunması konusunda farkındalık oluşturmak için zaman zaman paylaşımlarda bulunduğunu Atakan ile tanışınca da yine aynı amaçla videosunu çekerek hesabında paylaştığını belirten Çağıl, kitap okumaya farkındalık olsun düşüncesinden hareketle bir paylaşımdı. Bu kadar etkileşim alacağını, bu kadar izleneceğini inanın aklımın ucundan bile geçirmedim dedi. Paylaşımın ardından sosyal medyada bu olayın kurgu olduğu yönünde iddiaların ortaya atılmasından da büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Fethi Çağıl şunları söyledi. Paylaşımı yapmaktaki amacım kitap okuma noktasında farkındalık oluşturmaktı. Bunun dışında hiçbir beklentim yoktu. Olayın bu boyuta gelmesine de üzüldüm. Benim o paylaşımı yapmamdaki yegane amacım sadece okuma konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bu olay 10 yaşındaki bir çocuğun medyada magazinsel olarak kullanılabileceğini, magazine malzeme edebileceğini de bana düşündürttü. Buna da çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Etkileşim çoğaldığı andan itibaren videoyu silmeyi bile düşündüm. Ama sonradan dedim ki silmeyeyim. Silersem başka yorumlar da yapılabilir. Fethi Çağıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da Atakan konusunda gerekli açıklamaları yaptığını hatırlattı. Çocuk için her şeyin çok iyi olmasını dileyen Çağıl, paylaştığı video üzerine yorumlar yapan kişilere ise şu çağrıda bulundu. Zaten dünya tüketim toplumu oldu. İnsanı tüketmeyelim. Benim orada paylaşmak istediğim sadece farkındalıktı. Ben Atakan'ın YouTube kanalı olduğunu da gördüm. Üzüldüm. Oraya baktım. Başka kitap evlerinden paylaşılmış farklı videoları da var. Niçin dolaştırılıyor onu bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Bana denk geldi orada. Benim tamamen iyi niyetle yaptığım bir paylaşımdı. Bu şekilde bir çocuğu farklı noktalarda konuşturanlar da bilmiyorum. Onlar da aynada kendilerine baksınlar. İnsan insanın kurdudur. Bu bir batı felsefesidir. Bunun doğru olduğu kanaatinde değilim. Kesinlikle şunun altını çizmek istiyorum. Olayı çok farklı noktalara çekmek istiyorlar. 10 yaşında bir çocuk bu. Ben uzman değilim. Uzmanlar karar verecektir ama insan insanın aynasıdır. Dostudur, yardımcısıdır. Rica ediyorum Atakan'a yardımcı olalım ve Atakan üzerine yorumları paylaşmayalım. Bunu ilk paylaşan viral olacak şekilde çok kişi tarafından izlenecek şekilde ona neden olan birisi olarak ızdırabımı ifade etmek istiyorum dedi.